Tamam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Koştura koştura, acil bir durum var galiba. Valla koştura koştura böyle oturdum. Şimdi haldır haldır bir telaşe içine girdim. Doğal halinizi de görüyoruz efendim sizin. Böyle sıfır makyaj, böyle bir kaygınız. Ben seviyorum, evet. Daha rahat. Instagram'da çok filtre kullananlar da oluyor. Fotoğraf paylaşırken siz buna genelde dikkat eder misiniz? Hani o bir şey var ya, trend mi diyelim artık. Yani genellikle bilmiyorum ya, herkesin tercihi. Herkes kendini nasıl mutlu hissediyorsun, öyle işte. Soralım, ekranda görecek miyiz bu yolu? Ekranda göreceğiz bakalım inşallah. Bir görüşmelerimiz var, birkaç proje değerlendiriyoruz şu anda. Daha tam netleşmedi hepsi. Sizden bir yorum alabilir miyiz? Yani siz geçmişi de biliyorsunuz. Geçmiş yapımları da yıllar önce de çalışıyordunuz. Şu anki piyasayı da biliyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Değişen şartlara ayak uydurabildiniz mi? Uyduruyor musunuz yoksa yani zorlandı? Yani değişen şartlar her an, her zaman, herkes için geçerli bir şey bu. Her şey değişiyor. Ben de 3 senedir iş almıyorum zaten. Uzun süredir. Hani biraz dinlenmek istedim. Hem zaten araya pandemi girmişti. Yani şu anda da süreç, evet, her şey çok değişiyor. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz tabii yani. Kafanıza göre projem gelmiyor. Biraz da sektöre karşı biraz kırgınlık mı var acaba? Yok, kırgınlık değil, yorgunluk var aslında, yıpranmışlık var. Biliyorsunuz hani süreler, senelerdir aynı şeyleri konuşuyoruz ama değişen bir şey yok. Gerçekten geç kaldım. Son dönemde bir tartışmalar oldu. Gerçi müzik dünyasında oldu da bayanların kılık kıyafetiyle ilgili böyle çıkışlar var. Yalan. Bir yan hikayemiz var, bir yan meselemiz var. Hayatta bunlara cevap vermem. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben gidiyorum. Hoşçakalın.